Seçim mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çatışma, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın. Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Eğer bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Suriye'deki son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mazlumların ve mağdurların bulundukları yerlere giderken birileri her şeyi bir kenara bırakıp doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumda Libya'da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onları darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir. Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep önce insan dedik. Hep önce dostluk, kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var. Bugünlere elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulüyle yapıldı. Hele derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize 3-5 sayfalık bir rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Ama sonuçta biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların öyle kiralama veya benzeri yöntemlerle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz
tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının bir hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık. Aziz milletim, evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamdolsun. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya gaz sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabbimize, bize ve milletimize bu günleri gösterdiği için hamd ediyoruz. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak. Ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların İlk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi
Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Aziz milletim, ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye yıllarca bunun sancısını, sıkıntısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde bu konuda nispi bir denge sağlasak da hala enerjide ciddi bir ithalatçı durumundayız. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi? Bu. Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Bir yandan konvansiyonel enerji kaynaklarına yoğunlaşırken, diğer yandan elektrikli motor başta olmak üzere geleceğin teknolojilerine de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan tüm alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı göstermekte kararlıyız. Türkiye artık hiçbir alanda birilerinin gölgesine sığınma ihtiyacı duymadan kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu gayet iyi biliyor. Özellikle Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri yıprattığını görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı Avrupa Birliği'ne vereceği unutulmamalıdır. Sırf Türkiye'ye zararı dokunuyor diye kendi müktesebatına aykırı işlere alet olmak Yunanistan'ı kurtarmaz. Ama Avrupa Birliği'nin zaten sorunlu olan itibarını iyice düşürür. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da masada da cevaplarını alacaklardır. Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bir kez daha doğal gaz rezervi keşfimizin ve arkasından gelecek yeni keşiflerin ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan elde edeceğimiz gelirin milletimize, umudunu bize bağlamış tüm dostlarımıza ve insanlığa
hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkemize ve milletimize bu sevinci yaşatan kurumlarımızın tüm mensuplarını, sahada çalışan personelimizi, süreçte emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Özellikle bu sürece öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e bir kez daha ekipleriyle beraber teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet. Şimdi önce Berat Albayrak Bey'i dinliyoruz. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, hakikaten bugün ülkemizin, Türkiye'mizin milli enerji politikaları açısından, ekonomisi açısından çok tarihi bir gün. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Hakikaten Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bu günlerde ülkemizin geleceği açısından da çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Tabii bugünün bizim için ekstra şöyle bir anlamı var. Milletimizin tarihinde Ağustos ayı hepimizin malumu zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a kadar, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar hakikaten Ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir Ağustos ayında 10 yıllardır süre gelen özellikle enerji alanında ülkemizde hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz, büyük şanlı bir zafere imza attığımız aslında bir sürece de şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bu da ayrıca bizim için çok büyük bir övünç kaynağı. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi olmak üzere ülkemiz savunma sanayinden birçok alana büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda çok büyük bir adım attı. Ve bu süreç hakikaten ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli ve umutlu taşıyacak Allah'ın izniyle. Tabii bugün burada ifade edilen bilgiler ışığındaki keşif ve burada ortaya çıkan gaz 83 milyonun. Ülkemizin dört bir tarafındaki Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya, Trabzon'dan Hatay'a 83 milyon vatandaşımızın her birinin övünçle, gururla büyük bir sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Açıkçası işin ekonomik boyutu itibariyle bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra çok net ben şunu ifade edebilirim ki hakikaten buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımız. Çünkü yılda son 10 yılın ortalaması ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte inşallah gündemimizden cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir döneminde inşallah başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi de ben şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerde elhamdülillah görmüş oldum. Ve Allah'ın izniyle Türkiye artık yeni bir döneme giriyor ifade ettiğiniz gibi. Artık ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece inşallah gidiyoruz. Ben tabii burada hakikaten bu süreçte özellikle milli enerji ve maden politikaları noktasında çok önemli bir mücadele ortaya koyan son 4-5 yılda işte 2015, 2016, 2017'den bugüne kadar müthiş bir çaba ortaya koyan bu ekibe başta Bakanımız Fatih Dönmez Bey olmak üzere, Bakan Yardımcımız Alparslan Bey olmak üzere, TPA Genel Müdürümüz Melihan Bey olmak üzere,
bugün gemideki tüm mühendis arkadaşlar başta olmak üzere tüm bu ekibe ve onlardan da öte hakikaten bu enerji, milli enerji ve maden politikası yolculuğunda Ertuğrul Bey, Tahsin Bey, Ömer Bey arkadaşlarımız olmak üzere ve yaklaşık 70-80 bin kişilik tüm Enerji Bakanlığı ailesindeki tüm isimsiz kahraman arkadaşlarımın hepsinin alınlarından öpüyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Muazzam bir çileli bir yolculuktan, ailelerinden de feragat ederek, çocuklarından, eşlerinden de feragat ederek günlerce bu mücadelelerle bu adımı, bu neticeyi ortaya koydukları için şükranlarımı sunuyorum. Ama hepsinden öte, Sayın Cumhurbaşkanım, başta size, ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımızı sunuyorum. Ve her şeyin ötesinde Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki bizi başta sizlere ve milletimize mahcup etmediği için. Ve bugün bir kez daha şuna inanç ve imanla şahitlik ettim ki Cenab-ı Allah hiçbir emeği zayi etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız ve en önemlisi bir amaç uğruna, bir dava uğruna mücadele ediyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Ama bugün, ama yarın. Ben hakikaten 2020'lerin Türkiye'sinde kalpten ilk günden beri inandığım bu süreç Cenab-ı Allah'ın nasibiyle bugün yeni bir çağı açtığına inanıyorum. Tekrardan bu hayırlı sürecin, bu güzel, büyük zaferin enerji anlamında, ekonomi anlamında bu güzel günün 83 milyon Türk milletine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Evet Fatih Bey, siz de buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı halinizi ve aziz milletimizi Karadeniz'den, Fatih sondaj gemisinden saygıyla selamlıyorum. Bugün bizler için çok önemli bir gün. Türkiye'miz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarından olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir anekdotla sözlerime başlamak istiyorum. Bakanlık görevini tevdi ettiğiniz gün, Sayın Albayrak'tan aldığımız gün aramızda şöyle bir görüşme geçmişti. Hamdolsun elektrik tarafında sorunların büyük oranda çözdüğümüzü, hatta arzımızın, üretimimizin talepten daha fazla olduğunu, doğalgazda da birkaç şehir hariç tüm şehirlerimize doğalgazı götürdüğümüzü, onu da en kısa süre içerisinde tamamlayacağımızı ifade etmiştim. Bugün hamdolsun 81 ilimizde doğalgaz var. 560 civarında yerleşim birimi doğalgaz kullanıyor. 60 milyon civarında vatandaş doğalgaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğalgaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Size kolaylıklar dilemiştiniz. Yine 2 sene önce 2018 Eylül ayında Fatih sondaj gemisi, şu anda üzerinde bulunduğumuz Fatih sondaj gemisini Antalya'daki Alanya bir kuyusuna göndermezden önce şöyle bir diyalog daha geçmişti aramızda. Sayın Cumhurbaşkanım, uzun ince zorlu bir yola girdik. Desteğiniz bizim için çok önemli. 1970'li yıllarda İngiltere Kuzey Denizi'nde 150. denemede buldu. Norveç 30. denemede buldu deyince bu milletimiz çok bekledi. Bizim o kadar vaktimiz yok. Elini çabuk tut Fatih demiştiniz. Bunun üzerine Türkiye Petrolleri'ndeki arkadaşlarla bir araya geldik ve dedik ki potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. Ve kendi aramızda şöyle bir hedef koyduk. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası 9. derin deniz sondajımız. Rabbime hamd ediyorum. Bizi bugün bu güzel keşifle buluşturdu.
Sayın Cumhurbaşkanım, bu bölgedeki sismik çalışmalara bundan 14 ay önce geçtiğimiz yıl Batı Karadeniz Sakarya gaz sahası olarak adlandırdığımız bu bölgede başladık. Yaklaşık 2000 kilometre karelik alanı adeta röntgen filmini çektik. Veriler Türkiye Petrolleri uzmanları ve mühendisleri tarafından detaylı bir şekilde analiz edildikten sonra şu anda üzerinde bulunduğumuz koordinatlarda Tuna 1 adını verdiğimiz lokasyonda ilk sondajımıza karar verdik. Ve sonrasında da Fatih sondaj gemimizi Akdeniz'den önce İstanbul'a, üzerindeki kulenin sökülmesi gerekiyordu. Mayıs ayında İstanbul'a çektik, kulenin demontajını yaptık. Bildiğiniz gibi İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Haydarpaşa Limanı'ndan zat-ı hallerinizin de teşrifleriyle Karadeniz'e uğurladık. Karadeniz'de Trabzon'da limanda montaj işlemleri devam etti. 15 Temmuz'da oradan yola çıktı. 20 Temmuz'da da burada matkap ilk defa dönmeye başladı. Yaklaşık üzerinden bir ay gibi bir süre geçti. Şu anda deniz seviyesinden 3500 metre aşağıdayız. Buradaki denizin derinliği 2100 metre. Yaklaşık 1400 metrede karada ilerledik. İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Yaklaşık 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli olarak testleri yapıldı. Yapılan test ve analiz ve detaylı mühendislik çalışmalarından sonra DEPAO'da çalışan uzmanlarımız ve yetkililerimiz sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Yine sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, benzer yapılarda olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. Bu saha, şu anda içinde bulunduğumuz saha, gaz keşfi yapılan saha yaklaşık 250 kilometre kare. Yine bu bölgede inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularımızı açacağız. Ve bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef tarih olarak inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızda kendi gazımızı buluşturacağız. Bir detay daha vermek istiyorum. Yapılan test ve analizlerden sonra burada bulmuş olduğumuz gazın kalitesi de son derece önemli ve son derece kaliteli gözüküyor. Dolayısıyla bunların hepsi bize yarın maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak. Yine bu bölgede 6000 kilometre karelik daha sismik çalışma yapacağız. Oradan da arkadaşlarımız son derece umutlu. Orada da gelişmeler oldukça zat-ı devletlerinizle ve milletimizle de paylaşmış olacağız. Biz her zaman inandık. Büyük bir sabır, inanç ve tevekkülle bu yola çıktık Sayın Cumhurbaşkanım. Her fırsatta kararlılığımızı varsa mutlaka bulacağız dedik. Sizin de dediğiniz gibi ancak arayanlar bulur dediniz. Biz de aradık ve bulduk hamdolsun. Ama burada milletimizin duası son derece önemli. Bazen moralimizin düştüğü anlar oldu. Şahsım dahil birçok Türkiye Petrolleri çalışanları yaptırımlarla, engellerle karşılaştı. Ama sizin arkamızda dimdik durmanız, milletimizin duasıyla bir milim geriye gitmeden azimle, kararlılıkla bu işlemlere devam ettirdik. Milletimizin duasını hep hissettik. Hatta öyle anlar geldi ki bazı keşiflerimiz olumsuz sonuçlansa da ismini bilmediğim sosyal medyadan bize mesaj atan vatandaşlarımız
bulamasanız da önemli değil. Bayrağımızı orada dalgalandırmanız her şeyin ötesinde diyerek bize büyük destek verdiler. Aziz milletimize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Yine bir anekdotu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da hem yerli uzmanlarımıza hem de yabancı uzmanlarımıza çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi Avrupa Birliği vatandaşıydı. Ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek biz burada mutluyuz, huzurluyuz. Kendi ülkemiz bize sahip çıkmıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz dediler. Müracaat ettiler ve şu anda o iki çalışanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yolda bize vermiş olduğunuz destek her şeyin ötesinde. Başta sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Önceki dönem bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız süreci başından sonuna takip etti. Her gün destek oldu. Ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dışişleri Bakanımız hemen her platformda yurt dışında, yurt içinde haklı davamızı sonuna kadar savundu. Bir teşekkürümüz ona. Milli Savunma Bakanımız sanırım orada bizi donanmasıyla hiç yalnız bırakmadı. Ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada adını sayamadığımız tüm bakanlıklarımıza, tüm kamu kurumlarına verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ama ayrıca Türkiye Petrolleri'nin Genel Müdürü Melihan Bey olmak üzere bu süreçte emeğini, alın terini, aklını yoran herkese en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Keza Türkiye Petrolleri'nden sorumlu Bakan Yardımcımız Alparslan Bey de yeri geldi. Gemilerde onlarla birlikte yattı, kalktı. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürümüz şüphesiz bizi dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize, onlara da şükranlarımı sunuyor. Ve milletimize daha nice güzel haberler vermek için yeniden bir arada olmak dileğiyle selam ve saygılarımı arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Değerli arkadaşlar, hayırlı olsun diyoruz. Her arayan bulamaz ama bulanlar unutmayalım ki arayanlardır. Ve şu an itibariyle tabii 9 derin deniz sondajını tamamladık ve kararlılıkla bunlar devam edecek. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi öyle ülkelerle çalıştık ki yani gelip bunlar marka isimlerdi. BP'sinden Shell'ine, ExxonMobil'ine kadar yani 100-150 arama yapıp netice alamayıp ondan sonra dönüp gidenler ve bunlar bizden bir kuruş para almadılar. Bütün harcama kendilerinden. Yani bu iş öyle çok rahat bir iş değil. Ama bu işin kaderinde bu var. Ve şu anda biz tabii kendi gemilerimizle gerek sismik araştırmayı, gerek sondaj çalışmalarını yaptığımız için maliyetleri ciddi manada düşürmüş vaziyetteyiz. Ve bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Tabii bütün temennimiz 2023'e kadar kararlılıkla bu çalışmayı sürdürüp inşallah neticeyi almak. Ben de dün tüm ekibi Ankara'da dinledim. Bize verdikleri umutlar hamdolsun 2023 için bizim de geleceğimize gerçekten ciddi anlamda bir perspektif tuttu. Ben de arkadaşlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ve kararlılıkla inşallah bu yola devam edeceğiz. Ve Kanuni de devreye girdikten sonra Karadeniz'de sadece Fatih'le değil, Kanuni'yle de yola devam edecek. Belki yeri gelecek
pas edeceğiz. Bu Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda farklı adımlar atacağız, farklı çalışmalar yapacağız. Yani biz doğalgazda, petrolde varız diyeceğiz. Onun için de günümüz hayırlı olsun diyorum. Tekrar gerek Berat Bey'e, gerek Fatih Bey'e, gerek Türkiye Petrolleri'nin tüm yöneticilerine, bakan yardımcılarına, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yar yardımcımız olsun ve Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açtık. Kendi gemilerimiz ve kendi insan kaynağımızla denizlerimizde arama ve sondaj çalışmalarına başladık. Bu alandaki dışa bağımlılığımıza son verdik. Büyüyen Türkiye'nin rüzgarını arkamıza aldık. İlk hedefimiz Akdeniz'di. Fatih, milletimizin desteğiyle Alanya 1'deki ilk sondajına başladı. Ardından Finike 1, Magosa 1 ve Narlıkuyu 1 kuyuları. Kutlu Fet'in 567. yıl dönümünde yola çıkan Fatih, şimdi Karadeniz'in derin suları Tuna 1 kuyusunda Türkiye'nin kaderinin değişeceği bugün de milletimize müjdeli bir haber vermenin gururuyla görevinin başında. Fatih'in keşfi, Türkiye'nin umudu, aydınlık ve daha müreffeh günlerin habercisi olacak. Türkiye'yi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek. Ardından gelecek yeni keşiflerin öncüsü olacak. Petrol ve doğal gaz neredeyse, Fatih orada olacak. Bayrağımız denizlerimizin dört bir köşesinde gururla dalgalanacak. Yeni ufuklara demir aldık. Rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet büyük ve güçlü Türkiye. Hep birlikte tam yol ileri.